Uzun bir aradan sonra merhaba arkadaşlar. Gazi günü koşusunda sizinle birlikteyiz. İstanbul ikinci altılı Ganyan tahminlerimi sizinle paylaşmak istedim. İkinci altılı Ganyan beşinci koşuda başlıyor. Zübeyde Hanım koşusu kupalı bir koşu. 4 ve yukarı İngiliz atlarının start alacağı 1600 metre mesafede Çim pistinde gerçekleşecek bu koşu. Öncelikle şans vermiş olduğum atları şöyle sırasıyla vereyim. Ufak ve misli kuponlara Valley of Flowers 12 numaralı Valley of Flowers tek olabilir. Rakip olarak ise 8 numaralı Merlant, 2 numaralı Atomic Blonde, 7 numaralı Melinam ve 5 numaralı Light of Darkness buraya yeterli olur. Yani 2 numaralı 12 numaralı Willow of Flowers'ı ufak ve misli kuponlara tek atabilirsiniz. Diğer rakiplerini de sırasıyla söyledim. Buraya bu 5 atın yeterli olacağını düşünüyorum. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağına geldiğimizde Anafartalar koşusu, kupalı bir koşu, grup 1, 3 yaşlı İngiliz atlarının start alacağı, 2000 metre mesafede sentetik pistinde gerçekleşecek bu yarış. Burada öncelikle şans vermiş olduğum at 3 numaralı Dime Time'dır ve sırasıyla şöyledir. 5 numaralı First and Foros, 7 numaralı Gökhan Babam, 11 numaralı Katsu, 10 numaralı Hamaset, 12 numaralı King Fryer ve beklentileri sağlayamayan 16 numaralı Zolomum'dur. Bu atların dışına çıkacağını düşünmüyorum açıkçası. Gelelim büyük koşuya. Gazi koşusu. Gazi koşusunda biraz yorum yapmak istiyorum. Burada öncelikle çok çok önceden tabii fikirlerimiz değişti ama 20 gün önce benim fikrim netleşti. Gazi koşusunu Banko kazanacağını düşündüğüm 22 numaralı Secret Power. Özcan Yıldırım idaresinde koşunun süratli yavaş gitmesi gitmesinin hiç sorun olmayacağını düşünüyorum ve Secret Power'un çok rahat bir gazi koşusu kazanacağını düşünüyorum. Tabii ki burada baktığımız zaman önce herkes dişi kazanamaz falan diye düşünecekler. Tabii ki benim bir sene önce iki yaşlı İngiliz atları olduğu zaman ilk aklımdan geçen Final Dance'ti. Final Dance olduktan sonra uzun bir ara Final Dance diye düşündüm ve hep Final Dance dedim. Daha sonra takibimde olan atlar baktığımda Maximus Boy'u çok beğeniyordum. Ama bekleneni veremiyordu ve Antalya'da koştuğu sentetik pisti ve İstanbul pistinde Ahmet Çelik idaresinde üçüncülüğünde beni yanıltmıştı. Ve daha sonraki Ahmet Çelik'le birinciliğinde Gazi kazanır yine demiştim Maximus Boy. Ama tabii ki ondan önce yine de Secret Power'ın kısrak deneme koşusunu yine bekliyordum. Çünkü burada da net olarak uzun mesafeyi nasıl gideceğini açıkçası kestiremiyordum ve Gazi koşusunun öncesinde Dişitay denemeyi kazandı ve orada zaten biliyordum çok beğeniyordum ve kısrak koşusunda kazanacak Gazi'ye gidiyor dedim. Başka da hiçbir şey demedim. Secret Power Gazi'ye gidiyor ve Gazi kazanacak dedim yani. 20 gün önce karar vermiştim. Aslında Secret Power 1600 metre Ankara pistinde benim dikkatimi çekti. Çok beğendim o gün ve bir sonraki yarışında banko verdim.
Dijital denemede bu grubu geçer dedim. Ve geçti. Ve 2100 metre mesafede nefesinin nasıl yeteceğini, nasıl gideceğini takip ettim ve Özcan Yıldırım idaresinde gerçekten çok sorun yaşasa da son iki yarışında İstanbul pistinde çok sorun yaşadı ve yaşadığı sorunlara rağmen Özcan Yıldırım inandı ve kazandı. Ben tekrar Secret Power'ın Gazi koşusunu kazanacağına inanıyorum. Özcan Yıldırım'la benimle aynı fikirdedir ve mutlaka kazanacaktır ve bank olarak öneriyorum arkadaşlar. Tabii koşu hatırlarsanız burada Action'a binecekti Özcan Yıldırım. Hatırlarsınız belki Adana pistinde koşmuştu. Zala Bey hep Gazi favorisi olarak gösteriliyordu. Açıkçası Adana pistinde Halis Karataş'ın bindiğinde Action geçmişti Zala Bey'i. Burada faul olmuştu tabii ki ama Action geçmişti. Özcan Yıldırım da o güne kadar Gazi koşusunda Action'a bineceğini düşünüyordu. Zala Bey İstanbul'a geldiğinde tabii ki ben buradaki ikinciliğinde faul olduğunu düşünmüştüm ve Zala Bey'in Action'ı geçebileceğini düşünüyordum ve İstanbul pistinde Ahmet Çelik idaresinde tek atmıştım kendi kuponumla. Baktığımız zaman Zala Bey de tabii ki koşacaktır. Burada sıralı beşli yapmak isteyen arkadaşlarımız olabilir. Benim sıralamam şöyledir. 20, 22 numaralı Secret Power Bancom'dur. 11 numaralı Final Dance ikinci gördüğüm hattır. 18 numaralı Zala Bey. 13 numaralı Maximus Boy. 20 numaralı Karak Kraliçe de sıralı beşliğe girebileceğini düşündüğüm attır. Sırasıyla verdim. Benim Gazi koşusundaki favorim ve banko önerdiğim Secret Power'dır. Altılı Ganya'nın dördüncü ayağına geldiğimizde Haliç koşusu, kupalı bir koşu. 4 ve yukarı İngiliz atların start alacağı 1600 metre çim pistinde gerçekleşecek bu yarış. Ecrige Srak benim öncelikle favorim ve küçük kuponlara tek atılabilir. Ecrige Srak son yarışında adeta kanatlandı formunun en iyi durumunda. Çok formda. Adeta koşmuyor, uçuyor. Özellikle son düzlükte pistin normal olması durumunda adeta uçuyor ve müthiş sprint atıyor. Ecrige Srak benim ikinci banko diyebileceğim bir at. Ama tabii ki burada yarışın nasıl gideceği çok önemli. Yarış kim force edecek? Kim hızlandıracak? Yavaş mı gidecek? Son 800 mü izleyeceğiz? Nasıl bir yarış olacak? Son 800 izleyeceksek Ecrige Srak ile Yamanlar Bey'inin arasında geçeceğini düşünüyorum açıkçası. Yani koşu yavaş geçerse. Yamanlar Bey'i 37 gün ara vermesine rağmen bu tip mesafelerde benim rakip gördüğüm Ecrige'ye rakip gördüğüm attır. Yani ikili yapılacak olan 3 ve 7 numaralı Yamanlar Bey'dir. Ya Burgaz diyebiliriz. Tabii ki Gazi koşusunu kazanmış bir at. Çok kaliteli bir at. Ahmet Çelik idaresinde kantarmasını çok iyi tanıyan bir Ahmet Çelik var. Acaba yarışı nasıl götürecek? Kafayı mı alacak? Ne yapacak? Falan diye düşünebilirsiniz tabii ki. Önlerde gitmek isteyecek. Bana göre Long Runner var burada tabii 3. sırada. Burgaz'dan önce Long Runner hakkında konuşmak istersek Long Runner çim pisti üstünlüğü kazandığı yarışlar ortadadır. Ama bana göre Long Runner sentetik pistte daha güzel koşuyor ve Halis Karataş son yarışlarında çok güzel bindi ve çok güzel uyum sağlıyor. Kabakum'da ve sentetikte kazandı. Ama benim görüş açıma göre Long Runner 1600 metrede değil, uzun mesafelerde daha güzel koşuyor, koştukça açılıyor. Üçüncü sıralamada da 4 numaralı Long Runner diyorum. Ben burada iki atla geçmeyi tercih ediyorum.
3 numaralı Egregious Rock ve 7 numaralı Yamanlar Bey'i kontrası olacaktır. Buraya yeterli diye düşünüyorum. Tuttuğunuz atları yazabilirsiniz. Ben buraya 2 atın yeterli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Altılı Ganyan'ın 5. ayağına geldiğimizde burada yarışı incelediğimde form durumlarına baktığımda Yeltay formsuz görünüyor olabilir. 8 numaralı Yeltay benim öncelikle şans verdiğim attır. Bu tip mesafelerde önde rahat bırakılması durumunda ve kulvar avantajı ile yarışı çıktığı gibi bitirebilir. Hiç kimse de ne oldu falan diyemez. Yeltay kaliteli bir safkandır. Arap bir safkandır. Ve Yeltay çıktığı gibi yarışı bitirebilir. Güle oynaya kazanabilir Mehmet Akyavuz idaresinde. Son iki yarışında da nefes açtı. Burada ben öncelikle Yeltay'ı kuponlarınızı işaretlemenizi öneririm. Rakip olarak ise Yeltay kötü koştu, bir şey oldu. Yarış esnasında Arap atları biliyorsunuz çok ki istikrarlı olmuyor. Ne zaman ne olacağı belli olmuyor. Ankara'da ben Yeltay'ın 2 yarış önce yani şuradaki sıfırıncılığında Sertberk'e rakip olabileceğini düşünmüştüm ama çok kötü koştu, sıkıştırıldı ve daha sonra ilgilileri bir yarış daha gösterdi ve 1400 metre mesafe Bursa'da koştu, nefes açtı. Bu yarışı hazırlandığını düşünüyorum. 37 gün ara verdi. Rakip olarak ise 10 numaralı Arya Liva. Eğer ki Yeltay tempodan düşerse Arya Liva affetmez. Oynaya oynaya, güle güle, güle oynaya gelir, Yelta'yı ağlar. Tabii ki bu Arya Liva da kötü koştu. Faullere maruz kaldı, yol bulamadı, bir şey oldu. Ama Ahmetçil mutlaka yol bulur yani eğer ki Yelta kötü koşması durumunda. Çünkü usta ve profesyonel biri. Nasıl gideceğini, nerede gideceğini yarışı adeta okuyor. Baktığımız zaman benim takibimde olan Sülüm Bike. Bu son iki yarışını kesinlikle ciddiye almıyorum. Bu son iki yarışında nefes açtı. Ondan önceki iki yarışı zaten hazırdı ama çok zorlanmadı. Bu son iki yarışında da sentetik pistte İstanbul'da nefes açtı. Uzun koştu ve Tolga Yıldız idaresinde kantarmasını iyi tanıyan Tolga Yıldız çok büyük bir sürprize imza atabilir. Tabii benim önerebileceğim ben 3 atı öneriyorum buraya. Yalnız benim kuponumda 3 tane at bulunacak. Ben kontrollayarak gittim. Ama kuponumda yer olan arkadaşlar ise 2 numaralı Demir Perde, 3 numaralı Kara Mustafa ve çok formda duran 4 numaralı Pıtır'ı kuponlarına ilave edebilirler. Altılı Ganya'nın 6. ayağına yani son ayağa geldiğimizde 10. koşu Nene Hatun koşusu kupalı bir koşu. Grup 2 dişilere ait 3 yaşlı İngiliz atlarına ait 1900 metre mesafede Çim pistinde gerçekleşecek bu yarış. Buraya geldiğimizde 5 numaralı Keep You Distance bana göre bu grubu geçebilecek güce sahip. Neden diyeceksiniz? Keep Your Distance'ın Mustafa Çiçek idaresinde bu tip mesafede 1900 metre mesafeye bir kere nefesi açık. Bu tip mesafede kazandı. Hatta bu tip mesafelerde koştukça daha yani koşunun süratli gitmesi onun işine geliyor. Diğer atların temposu düşüyor, bununkisi artıyor. Böyle bir at. Keep Your Distance'ın kazanması normal sonuç olabilir. Tabii ki buraya baktığımızda 16 at. Kalabalık bir koşu.
Baktığımız zaman 10. kulvardan çıkıyor, yol bulamayabilir, fuallere maruz kalabilir, tampon yiyebilir dediğimizde rakip olarak 11 numaralı Snowbird, 3 numaralı Guillotine, 12 numaralı Splendid mutlaka kuponlarınıza yazılmalı ve bu 4 atı öneriyorum. Daha sonra 7 numaralı Lady Palpatine, 4 numaralı Harmony Granger kuponlarınıza yazılabilir. Geniş kuponlarda bunları bulundurabilirsiniz. Arkadaşlar benim altılı ganyan tahminim böyle ve kuponumu sizlerle paylaşmak isterim. Ben bu kuponu yatıracağım. Yakınlaştırayım. Ve ben bu kuponu yatıracağım ve bakıp görebilirsiniz. Belki kanalımı ilk defa izleyenler vardır. Belki abone olmamışlar vardır. Eğer ki kanalıma abone değilseniz şuradan göstereyim. Abone ol butonu var. Eğer ki paylaştığım videolardan haberdar olmak için şuradan bildirim zilini açabilirsiniz. Tümü diyebilirsiniz. Mesela şurada paylaşmış olduğum bir video var. Şuradan Baş. sesi kısayım. Lütfen arkadaşlar şurada beğen butonu var. Eğer ki beğen butonuna ne kadar çok basarsanız emin olun ben de emeğime saygı duyulduğu için sizlerle haftada en az 2 gün, 3 gün altılı ganyan tahminleri paylaşacağım. Uzun süredir bakıyorum hani tahminlerim tutsa da beğeni almadığımdan dolayı, emeğime saygı duyulmadığından dolayı çok fazla hatta tahmin vermiyorum açıkçası. Videolarımın beğenileri çok az olduğu için de tahmin vermiyorum. Baktığımız zaman biz çok eski bir kanalız ve abone sayımız 2290 civarında. Beğeni azalıyoruz ve neden emeğimi bu kadar harcayıp da emeğimin karşılığını alamıyorum diye aslında o yüzden paylaşmıyorum. Eğer ki beğen butonuna ne kadar çok basarsanız paylaştıktan sonra ben de daha çok altılı bir tahmini paylaşacağımı şimdiden sizlere belirtmek isterim. Şimdiden herkese bol şanslar diliyorum. Şansınız bol olsun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.